Sevgili arkadaşlar, zihin egzersizlerine meraklıysanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi ve anlatılanları uygulamanızı tavsiye ederim. Dinamik bir zekaya sahip olmak ve yaratıcılığın kasını geliştirmek istiyorsanız yapacağınız tek şey size anlatacağım egzersizleri günde 10 dakika tekrarlamaktır. Kariyer koçu Brian Lee'nin daha yaratıcı ve kıvrak zekalı olabilmek adına kendi yaşamında da uyguladığı ve harika sonuçlar aldığını ifade ettiği bu yöntemi sizlere aktaracağım. Bu zihin egzersizini uygulamak oldukça kolay ve eğlenceli. Bu egzersizler yoğun bir iş hayatına sahip herkes için sonuçları mükemmeldir. Eğer yaratıcı bir alanda çalışmıyorsanız bile bu alıştırmayla öğrenme zorluğuyla ilgili sorunlarınız varsa bu konuda size yardımcı olacaktır. Bu zihin egzersizine şu şekilde başlıyoruz. Önce bir adamın köpeği olduğunu düşünün ve 10 dakika boyunca bu hayali geliştirin. Şöyle ki, adam ve köpek arasındaki ilişkiyi bir senaryo yazıyor gibi detaylıca kurgulayın. Mesela köpek nereden geldi? Bunu hayal etmeye çalışın. Adam köpeğin sahibi mi? Sahibi ise ne kadar süredir bu köpeğe sahip? Adam ve köpek nerede yaşıyor? Köpeğin cinsi nedir? Ve bu cins köpeklerin ne gibi özellikleri olabilir? Köpek kaç yaşında mesela? Veya adam kaç yaşında? Köpek adamın evcil hayvanı mı değil mi? Yoksa adam köpeği sadece bir arkadaşı için mi gezdiriyor? Belli bir süre sonra bu olası senaryoları olabildiğince çoğaltmaya ve zihninizi zorlamaya çalışın. Daha fazla olasılık düşünmeye çalışın. Örneğin, belki de köpek terk edilmişti ve adam köpeği parkta bulmuştu. Ya da adam kurtulması zor bir hastalığın pençesinde ve bu köpekten başka hiçbir dayanağı yok gibi sıra dışı şeyler düşünebilirsiniz. Bu zihinsel kurgularınızı fantezi unsurlarıyla daha yaratıcı bir hale getirebilirsiniz. Bu zihin oyununu durmadan 10 dakika boyunca devam ettiriniz. Zihninizin sizi götürdüğü yere şaşıracaksınız. Sonraları artık ürettiğiniz senaryoların farklılaştığını ve oldukça yaratıcı bir hal aldığını göreceksiniz. Bazı senaryolarda köpeğin aslında adamdan zeki olduğunu düşünecek, bazı senaryolarda köpeğin Mars'a gönderilen bir kaşif köpeği olduğunu ve adamın da NASA'da görevli bir bilim adamı olduğunu dahi düşüneceksiniz. Bu sorduğunuz soruları zihninizde cevaplamaya çalışın. Egzersizlerin tekrarlarında her zaman bir adam ve bir köpek düşünmek zorunda değilsiniz. Örneğin bir öğretmen ve bir öğrenci, bir polis memuru ve bir suçlu olabilir senaryonuzda. Ya da zengin bir adam, evsiz bir adama yardımcı olabilir. Örümcek ve yaşlı bir adamın hikayesi, süpürgesi olan bir temizlik işçisi ve el arabası, dövmeli bir kız. İki veya daha fazla insan arasındaki muhtemel ilişkileri kurgulamak, sizi zihinsel olarak zorlayıp daha mükemmel sonuçlara doğru götürebilir. Bir süre sonra bu egzersizleri gerçek dünyaya uyarlayacaksınız. Örneğin dışarıda yürürken pencereden bakan yaşlı bir kadın
veya yolda pazar arabasıyla yürüyen yaşlı bir insan veya okul servisine yetişmeye çalışan bir çocuk ve bunların hayatlarını düşünmeye çalışacaksınız. Her insanın arkasında ilginç ve eğlenceli hikayeler bulmaya çalışın. Bu zihin oyunları bir süre sonra sizi yaratıcı, uyarıcı bir insan haline getirecektir. Bu metot kimilerine saçma, kimilerine garip, kimilerine de eğlenceli gelebilir. Bu egzersizler zihninizi yaratıcı düşünceye alışık hale getirecek ve bir süre sonra doğal olarak yaratıcı kimliğinizi yaşamınızda da kullanacaksınız. Bu egzersizlerdeki amaç, beyninizin nöral bağlantılarını farklı biçimlerde çalışmaya zorlayarak mental kapasitenizi artırmaktır. Tek düze ve farklılıktan uzak bir yaşayış biçimini benimsediğimizde, beynimizdeki nöral bağlantılar artık eskisi gibi farklı alanlarda bağlantı yapmayı bırakır ve yaptığımız işler sanki otomatik pilottaymışçasına gerçekleşmeye başlar. Günlük yaşamda rutin yaptığımız eylemler vardır. Örnek, araba kullanmak, yemek pişirmek gibi. Ancak zamanla bu eylemler bizim yaratıcılığımızı köreltir ve biz bunun farkına varmayız. İşte okumanın zihni güçlendirmesinin sebebi de budur. Okuduğumuz her kitap ve bu zihin oyunlarında ürettiğimiz her senaryo beynimizde farklı bağlantılar yaparak bizi uyarır ve mental kapasitemizi geliştirir. Size anlattığım köpek ve adam alıştırması gibi beyin oyunları bu mental kapasiteyi daha da öteye taşımakta ve beyin sağlığımızın gelişmesinde çok daha fazla etkili olabilmektedir. Sevgili arkadaşlar, her gün bu adam ve köpek egzersizini yapmaya çalışın veya figürleri değiştirebilirsiniz. Bir süre sonra zihin gücünüzün her geçen gün farklılaştığına şahit olacaksınız. Sadece 10 dakika. Evet, 10 dakika bu zihin oyununu denemeye ne dersiniz? Kim bilir? Belki sahip olduğumuz zihin yeteneklerini geliştirmemiz için ihtiyacımız olan çözüm çok yakınımızda olabilir. Aktif ve dinamik bir zekaya sahip olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla.